Bab-ı bey ardı Mekke ve icaretiha. Bu babda Mekke'nin arazisini satmak caiz olur mu? İcareye vermek caiz olur mu? Bu da ihtilaflı meseleden. Ulemanın bir kısmı tecviz ediyor, bir kısmı tecviz etmiyor. Haddesena Revh ibn-i Ferec, kâle haddesena Yusuf ibn Ali, kâle haddesena Abdurrahim ibn Süleyman, an İsmail ibn İbrahim ibn-i Muhacir, an Ebihi, an Mücahid, an Abdillah ibn Ömer. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, La yehillu bey'u büyüti Mekke, Mekke'nin evlerinin satılması helal değildir. وَلَا اِجَارَتُهَا Onları icareye vermekte helal değildir, haramdır. Bu hadisi Abdullah ibn Ömer rivayetiyledir. حَدَّسَنَا اِبْرَاهِيمِ ibn مَرْزُوْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمِ اَنْ عُمَرَ ابْنِ سَعِيدِ اَنْ اِبْنِ اَبِي سُلَيْمَانِ اَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ نَضْلَ بِفَتْحٍ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَ Yani nunun fethiyle mu'ceme nükdeli olan datın sükunuyla nadla. قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم Bu Alkame ibn-i Nedle diyor ki Resulullah Efendimiz dar-ı ahirete teşrif buyurdular ve Ebu Bekr ve Ömer ve Osman bunların üçü de dar-ı ahirete teşrif buyurdular ve riba'u Mekke Mekke'nin evleri ise tüd'a onlara denilirdi es-sevaib sevaib denilirdi terk edilmiş hayrat bırakılmış denilirdi Men ihtaci seken, her kim mühtaç ise o evlerde oturur. Ve men istane, her kim müstani olursa eskene başka birisini oturturur. Satmak yok. İhtiyacı varsa oturur, yoksa başkasına verir. Resulullah Efendimiz zamanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman zamanında böyleydi diyor bu hadiste. Öyleyse demek satmak caiz değil. İhtiyacın varsa otur, yoksa başkasına verir. O otursun. İcariye de verilmez, satılmazlar. Oldu iki hadisi şerif. Üçüncü hadisi şerif. Haddesena Rabi'ul Müezzinu. Kale ahberena Esed. Kale haddesena Yahya ibn Süleyman. En Umar ibn Sa'id. Kale haddeseni Osman ibn Ebi Süleyman. En Alkamete ibn Nadla. Kale yine Alkamete rivayet ediyor ki. Kâneti d-duru ala ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebi Bekrin ve Umar ve Osman. Resulullah Efendimizin zamanında Ebu Bekir ve Ömer ve Osman'ın zamanında Mekke'nin evleri oldu. Ne oldu? Ma tuba'u. Satılmaz oldu, satılmazdı. Ve la tukura. Kiraya da verilmezdi. Ve la tud'a. Onlara isim verilmezdi. İlle sevaib. İlle sevaib denilirdi. Sevaib'in de manası ne demek? Men ihtace seken ve men istana esken. İhtiyacı varsa oturur, müstani ise başkasını oturtturur. Şimdi bu üç hadisi şerifi rivayet eyledi. قال أبو جعفر إمام التحاوي diyor ki فذهب قوم إلى هذه الأثر ulemadan bir kısmı bu eserlerle amel etmeye sahip oldular. Bu üç hadisi şerifi görünce böyle amel edilir dediler. فقالوا dediler ki لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجارتها Mekke'deki yeri satmak caiz değil. Onu icare etmek de sahih değil. Ev olmadığı gibi yer de böyle. Yani farz et ki ev yapılmamış, yer satıyor, arazi satıyor, satılmaz. Neyi satıyorsun, kimin yeri? Kendin bir yer yapacaksan, oturacaksan, müstahane oldun mu terk edeceksin. Ben bunu başkasına satarım, yok. Ve mimmen gâle bahâdel gavul, bu gavliyle hükmedenlerdendir. Kim? Ebu Hanife'te ve Muhammed ve Süfyan-ı Sevri. İmam-ı Hanife, İmam Muhammed ve Süfyan-ı Sevri bu içi böyle fetva vermiştirler, rahmetullah. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اِذَا عَنْ عَطَائِ وَمُجَاهِدٍ Tabiinden, İmam-ı Ata'dan, İmam-ı Mücahid'den de böyle rivayet edildi. Bunlardan rivayet edildiğini neyle ispat edersin? İmam-ı Tehavi diyor ki, ben onu da senedi muttasil ile ispat ederim. حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبْ عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ Senedi müttesilde Atay ibn Ribah'a çıkarıyor ki Atay ibn Ribah ennehu kâne yekre o mekruh görürdü ücure büyüti Mekke Mekke'nin evlerini icare vermeyi mekruh görürdü. O da İmam-ı Hanife ile beraber oldu. Sonra kaldı Mücahid. Mücahid'e de ispat ediyor. Diyor ki İmam-ı Tahavi haddesana Fahdu kâle haddesana ibnül Esbehani kâle akberana şüreykün an İbrahim ibn-i Muhacir en Mücahid'i. Ennehu kal, İmam Mücahit dedi ki,
Mekke'tü mübahül. Mekke mübahdır. La yahillu bey'u ribaiha. Onun evlerini satmak helal olmaz. Ve la icaretü büyütiha. Evlerini icare etmek de helal olmaz. Peki şimdi bu imamların içtihadi bu. Bu hadisi şeriflerden aldılar. Onlardan istidlal ettiler. Ve halefen fî zâlike âkharû. Ülemadan bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki la bâse bi bey'i ardiha. Mekke'nin yerini satmakta beyis yoktur. Haram değildir, helaldir. Ve icaretiha, icareye vermek de helaldir dediler. Ve cealuha fî zâlik. Bu almak, satmak, icareye vermek hakkında Mekke'nin evlerini kıldılar. Kesairil büldan, diğer memleketler gibi. Diğer memleketlerde nasıl insan evi, eraziyi satıp satabilir, icareye verebilirse Mekke de öyledir dediler. Ve mimmen zehebe ila hadal kavl. Bu kavle sahip olanlardandır. Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf. İmam Yusuf diyor ki caizdir, helaldir. Ve ihteccu fi zalike. Tabi İmam Yusuf yalnız değil ya, yani onlardandır İmam Ebu Yusuf, bu ulemadan birçokları da böyle bu hükme sahip oldular. Bunlar da ihticac eylediler. Fî zâlike bu mesele hakkında, helal olduğu hakkında neyle? Bima haddesena Yunus, kâle haddesena Vehbu, kâle ehbereni Yunus, kâni ibn-i Şehâbin, enne Ali ibn-i Hüseyin ehberehu, enne Amr ibn-i Osman ehberehu an Usâmet ibn-i Zeyd, ennehu kâl. Usâmet ibn-i Zeyd dediler ki, ya Resulallah, Fethi Mekke günü Mekke'ye girdiklerinde, Hazreti Hüsame dedi ki ya Resulallah etenzilu fi darike bi Mekke. Şimdi Mekke'ye giriyoruz, senin orada evin var diye. Sen kendi evine mi gideceksin? Oraya mı nazil olacaksın dedi. Hazreti Hüsame sordu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ve hel tereke lena Ukeylun. Ebu Talib'in oğlu Ukeyl vardı, Hazreti Ali'nin büyük kardeşi. Ukeyl terk etti mi ki min riba'in evdur. Bize ne ev bıraktı ne yer bıraktı, hepsini sattı. Çünkü Ebu Talib vefat edince onun 4 oğlu vardı. Talib ile Ukeyl Müslüman değildiler. Kafirdiler o vakitte. Hazreti Ali ile Cafer de Müslüman idiler. Vefat eder etmez Müslüman kafire varis olmaz. Bu ikisi Ebu Talib'in terekesini aldılar, sattılar. Hazreti Ali ile Cafer'e hisse bırakmadılar. Şimdi bundan istidlal ediyorlar ki bak Resulullah Efendimiz ne diyor? Akil bize yer bıraktı mı ki? Aldı, hepsini sattı. Demek ki satması caiz oluyor. Ama öteki tarafın buna itirazı hazır. Niye? Ebu Talib Müslüman değildi. Akil de Müslüman değildi. Akilin kaldırıp satması delil olmaz ki. Bu cahiliye zamanında mehrum bırakmış, satmış, çıkmış, gitmiş. Delil olmaz. Ama onlar diyor ki delil olur eğer onun satması caiz değildi. Binaenaleyh ben evimi alırım diyebilirdi yani. Evet. Ve kâne akîl verise Ebu Talib. Akîl, Ebu Talib'e varis oldu. Huve ve Talib'in. O bir de Talib. Ve lem yerisu Cafer'un ve la Ali'yun. Hazreti Cafer ile Hazreti Ali varis olmadılar. Leennehumâ kâne müslimeyni. Hazreti Cafer ile Hazreti Ali Müslüman idiler. Ve kâne akîl ve Talib kafirin. Akîl ile Talib de kafir idiler. Onun için onlar varis olamadı. Ve kâne Ömer ibn-ül Hattab min eclisâli. Bu sebepten Hazreti Ömer yekûlu derdi ki la yerisul müminul kafir. Mümin kafire varis olamaz. Evet. Bu 5 rakamında kavlu ve aneta orada diyor ki ahrece ibn Ebi Şeybe fi musannefi min tariqi Semur ibn Raşid an Leys ibn Sa'd en Mücahid ibn Cebr. Cebr olmayacak. Mücahid ibn-i Cebr ve Ata ibn-i Ebi Riba ve Tavuz kalu kânu yekrehûne bey'a şeyin min riba'i Mekke. Bu üçü de Mücahid, Ata, Tavuz Mekke'nin evlerinin satılmasını mekruh görürdüler. Ve revâ Abdurrazak fî musannefî min tarîk ibn-i Cüreyc en Ata kâne yenhâ anil kirâi fil harem. Hazreti Ata tabiinden Hazreti Abbas'ın talebesi Abdullah ibn Abbas'ın haremde evi kiraya vermeden nehyederdi. Ve yekulu derdi ki inne Umar kana yenha en yubevve duru Mekke. Mekke'nin evlerine kapı yapılmasını mekruh görürdü. Le en la yenzilel hac fi arasatiha. Kapı yapıyor ki hacılar giremesin. Bu
hoş görmezdi, men ederdi. Kapısız olsun ki gelen adam hemen içeri girsin. وَقَدْ زَكَرُوا هَا هُنَا Burada zikreylediler. مَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ مُنَازَرَةٍ دَارَتْ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْ Hazreti İmam Şafii ile İshak ibn-i Rahevi arasında bir münazara olmuş. İmam Beyhaki de bunu rivayet ediyor. وَحْتَجَّ İshak بِأَثَرِ Ömer İshak ibn-i Rahevi Hazreti Ömer'in eseriyle istidlal etti ki Hazreti Ömer Mekke'nin evlerine kapı yapılmasını mekruh görüldü. Binaenaleyh demek ki Mekke'nin arazisi satılmaz, icar edilmez. İmam-ı Şafii satılır, İmam Ebu Yusuf gibi bir icar edilir diyen taraftan. İshak ibn-i Rahevi de İmam-ı Hanife gibi satılmaz diyenlerden. Ve Şafii de istidlal etti bir hadis-i Üsame, Üsame'nin hadisiyle. Dedi ki Üsame ibn-i Zeyd Peygamber Efendimiz'e ne dedi? Sen kendi evine mi nazil olacaksın? O da ne dedi? Akil bize yer bırakmadı ki sattı. Demek satılması caizmiş ki akil satmış. Sümme İshak bi kavlihi ta'ala. Sonra İshak delil getirdi. Seva'enil akifu fihi vel ba. Dedi ki bak ayet-i kerimede orada hepsi müsavidir. Dışarıda, orada içeride duran da dışarıdan gelen de orada müsavidir. Müsavidir demek ki ev sahibi neyse dışarıdan gelen adam da o. Bununla istidaliyle değil. Ve acabe Şafi'i İmam-ı Şafi'ye cevap verdi ki ben kara evvelehu bu ayetin evvelini okudu. Vel mescidil haram. Ellezî seva'enil akifu fî vel bâd. O bedevîne içeride duran müsavidir bu mescit hakkında. Evler hakkında değil. Mescit hakkında hepsi müsavi öyle ya. Şimdi tavafa girdin. Bedevi olsun, yerli olsun müsavi değil mi? Müsavi. Ama evler hakkında değil. Bunu cevap verdi. Ve kâne zâlik ve hazret-i Ahmet. Bu da İmam Ahmed ibn Hanbel'in huzurunda oldu bu münakaşa. Festahsenehu. İmam Ahmed ibn Hanbel de bunu güzel gördü ki İmam-ı Şafii'nin cevabı güzeldir dedi. Ve allakal Bukhari en Ömer'e iştara daren lissicni bi Mekke. İmam Bukhari buna tehlik etti ki Hazreti Ömer bu kapıları ev yapmayın dedi ama kendisi bir ev satın aldı onu da hapishane yaptı. Caiz olmasa niye satın alıyordu ve kimden satın alıyordu? Bunun sahibinden satın aldı demek bu da caiz ki satın aldı. Yoksa hemen gider birisinin evine hapishane yapar. Niye satın alsın? Şimdi burada İmam Ebu Yusuf'un kavli ve İmam-ı Şafii'nin kavli daha ziyade kuvvetli, tehkid etti yani. Kuvvetli oldu. Evet. Haddesena Bahru ibn-i Nasr kâle haddesena ibn-i Vehbin fezekere bi isnâdî mislehû. Bu hadisi şerifi Behl ibn-i Nesir'de rivayet ediyor ki Hazreti Ömer mümin kafire varis olmaz. O da neden istidlal etti? Ebu Talib'in mirasını Akil ile Ebu Talib kendi aralarında teksim ettiler. Hazreti Ali ile Hazreti Cafer'i ithal eylemediler. Kafir evet. Bir Müslümana varis olur mu? Yok, birbirlerinin varis olamaz. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tehavi dedi ki فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste olucudur. مَا يَدُلُّ اَنَّ اَرْضَ مَكَّ تُنْدَكِ Şuna delalet eden şey ki Mekke'nin yeri milk olabilir. وَتُورَسُ miras olunur. لَاَنَّهُ قَدْ زُكِرَ فِيهَا مِرَاسُ عَك۪يلٍ وَطَالِبٍ İşte burada zikrediliyor ki Ebu Talib'e Akil ile Talib varis oldular. لَمَّا تَرَكَهُ Ebu Talib Evet, varis oldular. Neye? Lima bir şeye ki tereke ve bu talip. Ebu Talib terk eyledi. Fiha Mekke'de min riba'in ve dur. Erse, yer, ne varsa bunlara varis oldular. Fahada hilaful hadisil evvel. Bu İmam Ebu Hanife'nin istidlal eylemiş olduğu hadisin hilafınadır. Hadisler mütearız oldular. Ve lemme ihtelefa vaktaki ihtilaf ettiler. Ehtice ile nazar fi zalik. Burada nazara ihtiyaç hasıl oldu. لَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلِينَ قَوْلًا صَحِيحًا Şimdi bakacağız ki bundan bir mana çıkaralım. Evvelki rivayetler mi daha kuvvetli, ikinciler mi kuvvetli? Buna ihtiyaç hasıl oldu. وَاللّٰهُ تَعَلَى عَلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى صَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَمَّ اخْتَلَفَ اُحْتِيجَ اِلَى النَّظَرِ فِي ذَلِكِ لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلِينَ قَوْلًا صَحِيحًا Şimdi Mekke'nin evleri satılır mı, satılmaz mı? İcareye verilir mi, verilmez mi? Burada ihtilaf olundu.
Ölen adam bir kısmı satılır dedi, bir kısmı satılmaz dedi. Onun için rivayetler muhtelif olduğundan İmam-ı Tahavi diyor ki, biz bunda araştırmaya mühtaç olduk ki bu iki kavilden bir sahih kavil istihraç edelim. وَلَوْ سَارَ اِلَى تَر۪يكِ اِخْتِيَارِ الْاَسَانِيدِ Eğer bu iki muhtelif rivayetten senetlerin kuvvetine bakarak senetleri ihtiyar terikine gidilir ise وَصُرِفَ الْقَوْلُ اِلَى ذَٰلِكِ Sözde buna sarf edilirse ki bu iki rivayetin senetlerine bakalım. Hangi tarafın senetleri kuvvetliyse onu alalım. Öteki zayıf tarafını atalım. Eğer buna mühtebi olur isekse لَكَانَ حَد۪يثُ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ اَصَحَّهُمَا اِسْنَادًا Ali İbni Hüseyin'in rivayet etmiş olduğu hadisin senetleri daha kuvvetlidir. O tarafı alırız. Lakin وَلَكِنَّا نَحْتَاجُ لَا كَشْفِ ذَٰلِكِ مِنْ طَرِيكِ النَّزَرِ Lakin bir de nazar tarikiyle, kıyas tarikiyle bunu keşfedelim. Gerçi senedi itibariyle Ali İbni Hüseyin'in rivayeti kolay geliyor ya. Yani Ali İbni Hüseyin kim? Zeynel Abidin'in rivayeti. Fakat bir de kıyas tarikiyle bakalım hangisi daha makul. فَاَتَبَرْنَا ذَٰلِكَ Biz bunu itibar ettik, kıyasa nazar eyledik. فَرَئَيْنَا Biz gördük الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'ı اَلَّذ۪ي Öyle Mescid-i Haram ki كُلُّ النَّاسِ ف۪ي سَوَى Nas'ın hepsi Mescid-i Haram'da müsavidir. سَوَاءً الْعَاكِفُ ف۪يهِ وَالْبَادِ Mekke'nin yerlisi de, dışarıdan gelen bedevisi de orada müsavidir, ayette sabit. La yecuzu li ahadin hiçbir kimseye caiz olmaz en yebniye fihi binaen. Mescidin içinde bina yapmak hiçbirisine caiz değildir. Ve la yahtecira minhu mevdi'en. Mescitten bir yeri kendisine hudut kese. Bir hücre yapa, bu benimdir, buraya kimse gelmez. Demek kimsenin selahiyeti dahilinde değildir, caiz değildir. Ve kezalike böylecedir hükmü cemii'el mevadi'. Bütün mevziler. اَلَّتِي Öyle mevzeler ki لَا يَقَوْ لَا حَدٍ ف۪يهَا مِلْكٌ Kimsenin orada mülkü olmayan mevkiler de böylecedir. وَجِمِعُ النَّاسِ ف۪يهَا سَوَى O mevzelerde de bütün nas müsavidir. Ne gibi? Arafat gibi. Arafat'ta geçse bir adam ev yapsa yapamaz. Bahçe yapsa yapamaz. Nas orada müsavidir. Mina gibi, Müzdelife gibi. Bunlar ümmumun malıdır. Kimsenin mülkü değildir. Mescid-i Haram nasılsa Arafat, Müzdelife, Mina bunlar da böyledir. Orada ne kimse bina yapabilir, ne bir yeri hudut kesebilir. Ela tera sen görmez misin ki enne Arafat'a aradaracülün bir adam murad etse en yebniye bina kıla fil mekanillezi bir mekandaki yakifu fiyin nasu fiha nas Arafat'ta o mevzide vakfe yapar. Vakfe yapılan yerde bir adam bina yapmak istese, binaen bir bina yapmak istese لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ لَهُ O adama bu caiz değildir. Nas'ın vakfe durduğu yerde kimse bina yapamaz. Ama vakfen durduğu yerin harici, orası başka. Arafat'ın da hüdudu vardır. O hüdud dahilinde kimse bina yapamaz. O hüdudun haricinde yapabilir. وَكَذَٰلِكَ مِنَنْ Mine de böylecedir. لَوْ اَرَادَ اَنْ يَبْنِيَ ف۪يهَا دَارًا Mina'nın dahilinde bir dar yapmak istese, ev yapmak istese كَانَ مِنْ ذَٰلِكَ مَمْنُعًا Bundan men edilir, memnudur. وَكَذَٰلِكَ جَعَلَ ثَرْعًا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den de böyle rivayet geldi. Ki Mina'da kimse ev yapamaz. Peygamber Efendimiz'den gelen rivayet nedir? İmam-ı Tahavvani de beyan ediyor. Diyor ki, حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا الْحَكَمُ بْنِ مَرْوَانِ الدَّرِيرُ الْكُوْف۪ي Evet. Hakem İbn-i Mervan ki darirdir, gözleri yokmuş, amaymış, kufeli. Bu rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ عَنْ اُمِّهِ Yusuf İbn-i Mahik'ten, o da anasından. Anası da kimden? En Aişe, Hazreti Aişe'den. Yusuf İbn-i Mahik'in validesi Hazreti Aişe'ye hizmet eden bir kadın idi. Onun için Hazreti Aişe'den bazı rivayetleri var. Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor ki قالت Hazreti Ayşe buyurdular قلت يا رسول الله Hazreti Ayşe diyor ki ben dedim ki يا رسول الله ألا نتخذ لك بمنن
Mina'da bir şey ittihaz edelim mi? Şeyen bir şeyi ki tastazillu bihi, onunla kölgelenirsin. Yani Mina'da bir ufak ev gibi yahut da kölgelik gibi bir yer seni ittihaz edelim. Onu yapalım. Üzerinde bir kölgelik olsun. Sen Mina günlerinde o kölgede oturasın, istirahat edesin. Fekale, Resulullah Efendimiz buyurdular ki ya Ayşe, inneha Mina menahun limen sebek. Her kim ilk önce gelirse o arada istirahat eder. Kimsenin yeri yoktur. Evvel gelenin hakkıdır. Bir adam bir kölgelik yaptı, bir yer yaptı mı, evvel gelen adam oraya gidemez. Niye? Milk oldu. Halbuki Mina öyle değildir. Kim evvel gelirse, nerede olursa orada konar. Sonradan gelen onu oradan kaldıramaz. Efela tera, sen görmez misin? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz lem ye'zen lehum, Hazreti Ayşe'ye ve ashaba izin vermedi. En yec'alû lehu fîhâ şey'en. Mina'da bir şey kılalar ki yestazillü bihi, Resulullah Efendimiz onun altında kölgelenir. Böyle bir şey ittihaz etmelerine izin vermedi. لَاَنَّهَا زِيرَ مِنَا مَنَاهُ مَنْ سَبَى. İlk önce gelen adamın eğleneceği yerdir. وَلَاَنَّ النَّاسَ كُلَّهُ. Nasın hepsi de fiha Mina'da sevabı müsavidir. İlk gelenin hakkıdır. Mescitlerde öyle değil mi? Bir adam kim gelirse gelir, ön safta oturur. Öteki sonradan gelen onu oradan kaldıramaz. Bura benim hakkımdır diyemez. Hatta seccade serse bile evvel gelen adam onun seccadesini kaldırır, orada oturur. Bu ben seccade serdim, bu benim milkimdir diyemez. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr, kâle haddesena el-Firyabiyyü, ha, ve haddesena Abdurrahman ibn-i Amr'in el-Dimişkiyyü, قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه يوسف بن ماهك أنصندن روايته لدي وكانت تخدم عائشة أم المؤمنين onun anası Ümmül Müminin Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhaya hizmet ederdi. فحدثت عن عائشة مثله Hazreti Ayşe'den aynı hadisi şerifi rivayet eyledi. Yani Hazreti Ayşe, ya Resulullah, Mina'da sana bir kölgelik yapalım da burada kölgede oturası, Resulullah Efendimiz de izin vermedi ki hayır. Mina'da herkesin hakkı vardır. Kim evvel gelirse o orada kalır. Burada iki rakamında bir haşiye var. Esahhahıma, yukarıda dedi ki sened itibariyle eğer bu muhtelif rivayetleri araştırırsıksa Ali İbn Hüseyin'in rivayeti daha sahihtir dedi. Diyor ki لَاَنَّ رِجَالَهُ اَعْدَلُ وَاَقْوَى سِقَةً وَحِفْسًا. Çünkü o hadislerin ricali, onu rivayet eden adamlar daha adildirler ve itimat yönünden daha kuvvetlidirler ve hifiz yönünden daha hafizdirler. وَلَا كَلَامَ فِيهِمْ. Bu raviler hakkında dedikodu yoktur. وَقَدْ اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ فِي صَحِيحِهِمَا. Bu hadisleri İmam-ı Bukhari ve İmam-ı Müslim kendi sahihlerinde ihraç eylediler. Ve min ecli zalik kâne Ömer radıyallahu anh yekûl. Bunun için Hazreti Ömer derdi ki la yerisül müminül kafire. Mümin kafire varis olamaz. Yani o hadislerde neydi? Hani Hazreti Hüsame'den rivayet etti ki Ali ibn Hüseyin Mekke-i Mükerreme'ye girerken Hazreti Hüsame dedi ki ya Resulullah, sen kendi evine mi ineceksin? O da dedi ki akil bize ev bıraktı mı ki? Hepsini sattı. Ha, demek ki milk oluyormuş da satılıyormuş. İşte bu rivayeti tercih etti. Mekke milk olabilir. Niye? Baksana. Ebu Talib'in oğulları 4 taneydi. İkisi Müslüman, ikisi kafir. Ebu Talib öldüğünde öteki Müslüman olmayan oğulları, Müslüman olanları heçe saydılar. O evleri sattılar, onu yediler. Hazreti Ömer de bundan dolayı diyor ki Hazreti Ali ve Hazreti Cafer Müslüman olduklarından Ebu Talib'e varis olamadılar. Çünkü Ebu Talib Müslüman olmadan öldü. وَالْحَد۪يسُ دَل۪يلُنَ لَا أَنَّ أَبَا طَالِبْ لَمْ يَمُتْ مُسْلِمًا. Şimdi burada başka bir mesele çıktı. Ebu Talib Müslüman olarak mı öldü, kafir olarak mı öldü? Bu hadis delalet ediyor ki Müslüman olmadan öldü. وَعَلَيْهِ الْجُمْهُرُ. Cumhur-i Müslümin de bunun üzerinedir. Ve yuadiduhu kesirun min ahadisi sahihayn ve gayrihima fi mevtihi. Evet, birçok
hadisler gerek sahihinde gerek başkasında buna delalet eder ki Ebu Talib iman etmedi. Ve enne hadisi Ali'in, fakat orada bir hadis var. Hazreti Ali rivayet ediyor. Bu da delalet ediyor ki Ebu Talib Müslüman olmadı. Hazreti Ali'nin rivayet etmiş olduğu hadis de inne ammeke şeyh addalle kadmat. Resulullah Efendimiz Ebu Talib'in vefat etmezden evvel hali iktidardayken yanına gitti. Ya ammi dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Allah'a karşı elimde hüccet olsun, sana kıyamette şefaat edeyim. Ebu Cehil de bir yanında oturdu. Dedi ki ya Ebu Talib, sen baban Abdülmuttalib'in dedelerin dininden mi döneceksin? Bir yetimin getirdiği dine mi uyacaksın? Dedi. Ebu Talib ısrar etti. Peygamber Efendimiz ısrar etti. İkisinin ısrarı arasında kaldı Ebu Talib. Peygamber Efendimiz ısrar ediyor ki bir kelime-i tevhid getir. Ebu Cehil de diyor ki illa getirip de bunun dinine uyma. En nihayet Ebu Talib dedi ki ana ala dine abay. Ben babalarımın dini üzerineyim deyince Peygamber Efendimiz meyus ve mehsun olarak oradan kalktı. Ebu Cehil'in ihvası vesvesesi galebe çaldı. Geldi. Biraz sonra vefat etti. Vefat edince Hazreti Ali geldi. Dedi ki ya Resulallah, senin kötü olan emmin öldü. İnne emmeke şeyhe dal. Delalette olan emucen o ihtiyar kadmat öldü. Yani Müslüman olmadan öldü dedi. Bu hadis de delalet ediyor ki Müslüman olmadan öldü ki Hazreti Ali inne emmeke şeyhe dal. Delalette olan şeyh öldü. Kale Resulullah, yani ne yapalım dedi. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki İzheb fevari ebâk. Git babanı defnet dedi. Müslüman olmadığından Resulullah Efendimiz daha bulunmadığında git. Onu cahiliyet usulü üzerine nasıl defnedeceklerse defnet dedi. Ehrece ve Ebu Davud ve Nesiyyü ve Ahmedü ve İshaku vel Bezzar fi mesanidihim. Bu hadisi şerifi Ebu Davud, Nesiyyü, Ahmed, İshak, Bezzar kendi müsnetlerinde bunu da ihraç eylediler. Bu da delalet etti ki Ebu Talib ölürken iman etmedi. Ve inde ibn Ebi Şeybe inne ammeke şeyhel kafir kadmar. Ebi Şeybe de dedi ki rivayette inne ammeke şeyhel dal değil de inne ammeke şeyhel kafir. Dal yerine kafir dedi. Kafir olan senin ihtiyar emucen kadmat öldü. Fema terafi ya Resulallah, ne emredersin, ne görürsün? Kale Resulullah Efendimiz buyurdular ki اَرَا اَنْ تَعْصِلَهُ وَتُكَفِّنَهُ. Ben görürüm ki, yani benim reyim, get onu yıka, kefene sar, ondan sonra götür defne. وَاَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلَى الْمُوْسِلِي فِي مُسْنَدِهِ مِنْ وَجْهِ نَاخَرِ نَحْوَ الْاَوَّلْ اَنْ عَلِيِّ. Ebu Ya'la el-Musili de evvelki rivayeti, El-Şeyh Ad-Dal rivayetini zikreyledi. Farkı yok, ha bal desin, ha kafir desin. Yani bu hadis delalet ediyor ki, iman etmedi, kelime-i şehadeti getirmeden vefat etti. Onun üzerine ulema soruyorlar ki ashab-ı kiram, ya Resulallah, emucen sana hali hayatında çok yardım etti. Mekke kafirlerinden korudu ve icap ederse bütün Beni Haşim silahlanır ve bu yolda ölürler, fakat Muhammed ise teslim etmezler dedi onlara. Buna karşı senin ona bir faydan olmayacak mı? Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki benim şefaatime nail olacak. O iman etmediğinden dolayı cehennemden çıkaramayacağım. Yalnız bana yardım ettiğinden dolayı cehennemin ortasında bulacağım. Cenab-ı Hakk'a yalvaracağım, cehennemin ortasından kenarına, azabın en hafifi olan yere getireceğim. Azabın en hafifi de nasıl? Bir rivayette Resulullah Efendimiz Ebu Talib'i yıkadı. Ki Resulullah Efendimiz'in eli değdiği yeri cehennem yapmaz. Burada gelmiyor, o başka rivayette var. Yıkadı, ayaklarının altını Cenab-ı Hak ona unutturdu. Ayaklarının altı kuru kaldı. Onun için Resulullah Efendimiz'in eli ayaklarının altına değmediğinden azap oradan olacak. Ona da ateşten nalin giydirecekler, azabı o şekilde olacak. Diyor ki ayaklarını ateşten nalin giydirecekler ya, nalin ateşe basar, insan dimağı kaynar. Yani en hafif azap ona, o da gene Resulullah Efendimiz'in şefaatine uğruyor. Ve ma le şirzimetun ila mevti alel İslam.
Ulemadan bir cemaat de dediler ki hayır, Ebu Talip mümindir. İslam üzerine ölmüştür. Bilhasse Seyyid Zeyni Dehlan Esnel Metalip fi Necat Ebi Talip isminde bir eseri var. O da nereden geliyor buna? Diyor ki iman nedir? İman kalb ile tesdik, lisan ile ikrar. Ulema bunda ittifak ediyorlar. Kalb ile bilir, lisan ile ikrar ederse mümindir. Kalb ile bilir, lisan ile ikrar etmezse mümin değildir. O zümre diyorlar ki hayır, kalb ile bildi mi lisan ile ikrar etmesi şart değildir. Şimdi burada ihtilaf büyük. Ulema iki kısma ayrılıyor. Kalb ile bilirse, lisan ile ikrar etmezse Ebu Cehil de biliyordu. Ebu Cehil de biliyordu ki Peygamber Efendimiz haktır fakat lisanıyla ikrar etmiyordu. Kureyş'in hepsi biliyordu ki Peygamber Efendimiz ömründe yalan söylememiş. Muhammedun Emin. Onun için filan şey şöyle olacaktır dedi mi bilirdiler ki Resulullah Efendimiz yalan söylemediğinden bu iş böyle olur. Onu da bilirdiler. Ama lisanıyla ikrar etmezdiler. Mümin sayılmazlar. Lisanıyla ikrar etmedikçe mümin sayılmaz. İlla o şart. Onlar diyorlar ki hayır, lisaniyle kalb ile bilirse, lisaniyle ikrar etmese bile dünyada biz lisaniyle ikrar etmediğinden ona kafir muamelesi yaparız ama fakat indi ilahide o mümindir. Niye? Kalb ile Allah işinin Peygamber Efendimiz hak biliyor diye. Bu kafi mi değil mi? Şimdi ulema arasında büyük bir ihtilaf. Ehli sünnet uleması cumhuri diyorlar ki lisaniyle ikrar şarttır. Dünyada da şart, ahirette de şart. Ya Rabbi ben lisanıyla ikrar etmedim ama kalbinden hak olduğunu biliyordum. Niye ikrar etmedin? Kafirlerden korktum. Arkadaşlarım kafir idi. Onların hatırını kırmadım. Allah'ın hatırı hepsinden yüksek. Onun için lisanıyla ikrar şart. Yok bir adam lisanıyla ikrar eder de kalbiyle inanmazsa o münafık. Zahirde onu Müslüman tanıyacağız fakat öldüğü gibi kafirim billah gidecek. Çünkü kalbiyle iman ettiği gibi. Şimdi burada ulemanın bir kısmı diyor ki Ebu Talip necattadır, mümindir. Niçin? Kalb ile Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu biliyordu. Fakat Kureyş onu tayip ederler diye yahut da kadınlar ölüm korkusundan iman etti derler diye kelime-i şehadeti getirmedi. Binaenaleyh madem kalb ile Peygamber Efendimiz'i hak biliyordu, o ahirette cennettedir diyorlar. Fakat bunların delilleri zayıf. Yani dört imamın hiçbirisi bunların delilini kabul etmiyor. Allah-u Teala hatir gönül dinlemiyor. İman ettin mi hemen lisanıyla söyleyeceksin. Böyle filanın hatiri varmış, bunun hatiri varmış, öyle şey yok. Allah'ın hatiri hepsinden yüksek. Yalnız şimdi bu şirzimenin delil getirmiş olduğuna diyor ki temessüken bima revâhu enne İshak İbni İshak min hadisil Abbas. Peki bu şirzime delil getiriyor. Diyorlar ki Ebu Talib'in Müslüman olduğuna başka bir delilimiz var biz. O da nedir? Hazreti Abbas rivayeti diyor ki min tahriki şefeteyhi bil kelime. Ölürken Hazreti Abbas Ebu Talib'in yanındaydı. Hazreti Ali geldi dedi ki kafir olan emucen öldü. Abbas da geldi dedi ki ya Muhammed dedi senin emucen senin dediğin kelimeyi son nefeste dudaklarını tepredip söylediğini ben hissettim. Hayır. Yani la ilahe illallah deyip cemaat duymadı ama gizliden demiş Hazreti Abbas bunu sezmiş, bunu geldi Resulullah Efendimiz'e haber verdi. Öyleyse demek bu kelime-i şehadeti getirmiş. Bunu getirirken Peygamber Efendimiz'in hazır olması şart değil. Bu kelimeyi söyledi mi Müslüman olur. Bununla istidlal ettiler. Ve ucibe anhu fakat bunlara cevap verildi ki bennehu muaridun bis-sahah. Hadisi sahihlere Abbas'ın rivayeti muhaliftir. Hadis-i sahihlerde iman etmedi. Ve bi enne fi ricalihi men lem yusemme. Bir de Abbas'ın bu hadisini rivayet edilen adamlar içerisinde ismi meçhul olan adamlar var. Onun için ismi meçhul olan adı oldu mu? Sened itibariyle sahih olmadı. Ve bi enne l-Abbas'ı hayne izin lem yekun müslüman. O vakitte Abbas Müslüman olmamıştı. Ebu Talib öldüğü vakitte Hazreti Abbas da Müslüman değildi. Vel kelamı ba'du baki. Bundan sonra bu kelam baki diyor. Dedikodulu bir mesele olmuştur. Ve kad re'eytü fî zemânina fetvâ ba'di meşâhir Mekke'te el-ehtiyâri rivâyeti ihyâ-i ve islâm-i ba'du.
Ondan sonra diyor, ben bir fetva gördüm Mekke ulemasından, demişler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anasını babasını ihya etti, dua etti, Cenab-ı Hak diriltti, iman etti, sonra öldüler. Emucesini de böyle dua etti, Cenab-ı Hak onu ihya etti, dirildi, Peygamber Efendimiz'e iman etti, öldü. Böyle bir fetva vermişler. وَلَا يَخْفَ دَعْفَا. Bunun da da'fi hafi değildir. Böyle bir şey olmadı diyor. Olsa bu da senedi sahihiyle sabit olurdu. فَتَأَمَّلْ. Sen bunu düşün. Fakat biz bunlara karışmıyoruz. Madem Peygamber Efendimiz'e ailesi tokunmuş, fakat Allah'ın bir hakkı var orada, iman etmiş, etmemiş. Bu mevzu bahis değil. Şimdi esas Ebu Talib'i o vakıtta kelime-i şehadet getirmeden vefat etti ki cumhur-i ehli İslam diyorlar ki iman etmeden öldü. Onun için mirası Ali ile Cafer'e kalmadı. Mesele bu. Ali ile Cafer miras dava edemediler. Niye? Mümin kafire, kafir de mümine varis olamaz. Mesele bu. Yoksa Ebu Talib'in meselesi Allah ile kendi arasında kalmış. Ona karışmak da doğru değildir. Evet. Yalnız bizim bileceğimiz bir mesele, bir adam kalbiyle Allah'ı bir bilse, Peygamberi hak bilse, kelime-i şehadet getirmese şer'en kafirdir bu. Şer'en kafirdir. Dört imam da buna ittifak etmiştirler. Canım filan kafir var işte, bak Bismarck ya Peygamber Efendimiz'i ne kadar methetmiş. Keşke onun aslında ben ona yetişseydim, onun da bir feyzini alsaydım diye bir methiyesi var. Fakat la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş mi? Dememiş, öylesi kafirdir. Madem dememiş kafirdir, illa onu söylemek şart. Ondan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese, fakat namaz kılmasa, oruç tutmasa bu Müslüman sayılır mı sayılmaz mı, bunda da ihtilaf var. İmam-ı Azam'a göre eğer hakikaten Allah bir, Hazreti Muhammed Hak Peygamber dediyse bu mümin sayılır. Diğer eşarilere göre, yani İmam-ı Şafii, İmam Malik Ahmed bin Hanbel'e göre Müslüman sayılmaz. Allah'ı bir, peygamberi hak dedikten sonra namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hac edecek, bu beşi yapmasa mümin değildir diyorlar. Burada da ihtilaf var. Binaenaleyh ben Müslümanım, kalbim temizdir, namazına, orucuna olmaz diyen adam Müslüman mıdır, değil midir? Ulemanın ekserisi diyor ki o Müslüman değildir. Bir defa onu farz olduğunu bilecek. Evet, farz. Bunlarsız olmaz ama fakat tembelliğimden yapamıyorum, İnşallah ileride yaparım derse İmam-ı Azam buna Müslüman diyor. Yoksa namazına, orucuna Müslüman olmaz insan. Kalbi temizdir. Bu maskara. Bu dört mezhebe göre kafirin billah o adam. Yok, adam etrafı gusül ediyor. Evet, namaz farz. İnşallah kılarım. Oruç inşallah tutarım ama tutmuyor. Allah-u Peygamber'i biliyor. Bu feraizi de yapmıyor ama farz olduğunu inkar etmiyor. Onun hakkında İmam-ı Azam diyor ki bu adam mümindir, imanı zayıftır. Öteki imamlar ona da kafir diyorlar. Onları yapmadıkça Müslüman olamaz. Niçin diyorlar? Sen bir yerin tahvusunu ishar etsen, bura benim milkimdir diye dava etsen, mahkemeye gitsen, mahkemede senden şahit isterler. Bura senin mülkün olduğuna dair iki şahit getir. Şahidim yok. Davayı kazanabilir misin? Kazanamazsın. Reddederler madem şahidi, ispatın, hüccetin yok. Bir adam da Müslüman olması için onun hücceti bu dört şeyi yapacak. Kelime-i şehadeti getirdikten sonra savmu, salat, haccü, zekat. Bunlar da o davanın delilleridir. O ulema arasında ihtilaf. O da başka mesele. Şimdi esas mesele Mekke'nin evlerinin satılıp satılmaması, icariye verip verilmemesi. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed diyor ki Mekke evleri ne satılır ne icariye verilir. Bunlar vakıftır. Ümumun malıdır. Her kim orada bir ev yapmışsa kendi mülkü olmaz. Eğer kendi mühtar ise oturur. Yoksa başkasına bırakır. Bunu satayım, başkasını icareye vereyim, caiz değildir diyor. İmam Ebu Yusuf ve İmam Şafii de diyor ki caizdir. Niye? İstidlal ediyorlar. Baksana Ebu Talib'in oğulları ne ettiler? Peygamber Efendimiz'in evini bile getirdi, sattılar. Demek ki ev caiz ki bir adam ev yapması, mülk olması caiz ki sattılar. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men dehale dar Ebu Süfyan fehu amin. Her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse amindir. Bak Ebu Süfyan demek evi varmış. Sonra men edhale beytehu ve gallaka babehu fehu amin. Fethi Mekke'de her kim evine girer de kapısını kaparsa o da amindir.
Niye herkesin birer evi var idi? Demek ki Mekke'nin arazisi satılır, alınır, icareye verilir diye ulema iki zümreye ayrılmış. Kale Yusuf ibn Mahik diyor ki veseltu ümmi. Veselet ümmi. Benim anam sual etti. Mekane Ayşe radıyallahu anha. Burada mekane diye Ayşe'de ben bunu çıkaramadım. Ne diye bunu istiyor? Hazreti Ayşe'ye sual etti dese doğru. Hazreti Ayşe'ye sordu. Fakat mekan kelimesi ne? Ziyade mi? Yoksa en mekanim mi? Burada bir yanlışlık var. Yanlışlığı da ben bulamadım. Hazreti Ayşe'ye sual ediyor onun annesi. Bâdemâ tûfiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz dar ahirete teşrif ettikten sonra en tu'tiyâhâ iyyâhû. Bir yeri artık orada bir ibarede bir noksanlık var. Yusuf ibn-i Mahik'in validesi Hazreti Ayşe'ye diyor ki Resulullah Efendimiz vefat ettikten sonra filan yeri bana ver. Artık o mekan neresiyse izah yok. Fekalet laha Ayşetu. Hazreti Ayşe ona dedi ki la uhillu leki, ben seni halal kılmam. Ve la le ahedin min ehli beyti, ehli beytimden kimseye de halal kılmam. Neyi? En yestahille hadel mekan, o mekanda durmayı. Yani müneyi kastediyor. Demek ki bundan anlaşılıyor ki hani mescitte Peygamber Efendimiz'in heymesinin yeri var. Gördünüz mü Mescid-i Nemre'de? Hani bir ufak kubbe vardır. Onu şimdi söktüler mi, duruyor mu? Mescidin ortasında bir ufak kubbe vardır ki Peygamber Efendimiz'in çadırının yeri. Mihraftan geri, mescidin ortasında. Şimdi bilmiyorum koydular mı, söktüler mi? Eskiden var idi. Bu arada Resulullah Efendimiz çadır kurduğundan onun yeri öyle kalmış. Allahu alem, ondan anlaşılıyor ki onun Yusuf ibn Mahik'in anası orayı istemiş. Hazreti Ayşe de diyor ki ne seni helal kılarım ne de benim ehli beytimden bir kimseye. Helal değildir. Yani Mina. Mina'daki yeri kastediyor. Ya kim evvel gider konarsa onun yeridir. Mescid-i Hayf'te. Mescid-i Hayf'te. Evet. Mescid-i Hayf'te. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi dedi ki fehâzâ hükmül mevâdi'. Yerlerin hükmü budur. Elleti ennâsü fîhî sevâ. Nâsın müsavi olduğu yerlerin hükmü budur. Madem nâs hepsi müsavidir, kimse gidip de orada bir yer kendisine milk ittikaz edemez. Ve lâ milke lâ ahedin aleyhâ. Hiç kimsenin de oralarda milki olmaz. Ve reyna Mekke'te alâ gayri zâlik. Fakat Mekke'yi bunun gayrisi üzerine gördük. Mekke bu şekilde değil. Ve ucizel binâhu fîhâ. Mekke'de bina yapmayı tecviz ettiler. Mina'da yok, Arafat'ta yok, Mescid-i Haram'da yok. Fakat Mekke'nin mahallelerinde bu var. Bina eskiden vardı ve sonradan da yapanlar oldu. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular, yevme dekhaleha, Mekke'ye dahil olduğu günü, men dekhale dâre Ebu Süfyan fevâmi. Her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse amindir. Demek ki Ebu Süfyan'ın darı varmış. Ya babadan kalmış ya kendisi yapmış. Caiz imiş demek, cahiliye zamanında da varmış. Ve men alaka aleyhi babehu fehu amin. Kendi evinin kapısını kilitlerse o da amindir demek, herkesin birer evi varmış. Fakat bu da kat'i bir delil olamaz ki, cahiliye zamanından kalma adetler. Cahiliye zamanında harem-i şerifin, mescid-i saadetin yerini bütün işgal etmişler, oralarda ev yapmışlar. Hazreti Ömer genişletmek istediği vakitte razı olmadılar. Bizim evlerimizi vermeyiz dedi ki siz gasipsiniz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu mescidi yaptığı vakitte bütün etrafını vakfetmişti. Siz bu vakfi getirdiniz, gasben aldınız ve ev yaptınız. Ne hakkınız var dedi. Ben bunları sökerim. Sizin onun üzerindeki akarın kıymetini de Beytullah'a korun. İster alınız ister almayınız ve söktü. Şimdi Hazreti Ömer'in bu şeyi de delalet ediyor ki o yapılan evler gasben yapılmış. Yani bir hak olarak değil. Onun için bununla istidlal ediyor İmam Ebu Yusuf ve Şafii, ama bu İmam-ı Azem'in aleyhine çıkmaz ki. Bilakis lehine çıkar o adamlar. Gasben caiz olmayan bir şey yapmışlar. Cahiliye zamanında, küfür zamanında. Bu İmam-ı Azem'in aleyhine delil olmaz. İmam-ı Azem'in senedi burada daha kuvvetli. Haddesena bizalik Rabbiyul Mâzin. Kale haddesena Esed. Kale haddesena Hammad ibn Selim. An Thabitil Benani. عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن برف النزم واحد الشريف رواية الذي فلما كانت مكة شنو ديور كي مكة كولد مما تغلق عليه الأبواب مكة تك أولرين قبلرين قفانرسا فتي مكة günüyle buyurdu ya في أن برف النزم
Ve mimma tübna fihel menazil, menzillerde yapılır olduysa, kânet sıfatuha, öyleyse onun sıfatı oldu. Sıfatın mevadi'el uhura, sıfatın mevadi'elleti yücra aleyhel emlak. Diğer memleketlerde milk caiz olan yerler gibi oldu. Diğer şehirlerde herkes bir milk ittikaz ettiği gibi Mekke'de de ittikaz edilir oldu. Ve yekau fihel mevaris, onda da miraslar vakı olur oldu. Yani bir adam öldü mi onun milki, beyti kendi oğullarına kalır. Halbuki İmam-ı Azam'ın rivayetine göre hayır, miras kalmaz. İhtiyacı olursa kendi oturacak, yoksa başkası oturacak. فِيْنِ اِحْتَجَّ مُحْتَجُّونَ Bir adam delil getirse, فِي ذَلِكْ bunda bir قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِّ اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذ۪ي يَجْعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَانُ الْعَاكِفُ ف۪ي الْبَاطِ Bunu delil getirse, ki bak Cenab-ı Hak diyor ki, şur bir kimseler ki kafir oldular. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan alıkoydular, kapıyı kapadılar. Ve mescid-i haram, mescid-i haramdan da men ettiler. Ellezî öyle mescid-i haram ki cealnâhu linnâs, ben azimüşşan o mescid-i haramı kıldım, sevâr müsavi kıldım. El-âkifu fîhî vel-bâd, âkif, bâd, orada müsavi kıldım. Hepsi, ister yerli olsun, ister dışarı olsun. Öyleyse bak, mescid-i haramda müsavidir. Yani kimsenin milki değildir. Bu ayet-i kerimeyle istidlal eder ise, gîle lehu, ona denilir ki, قَدْ رُوْيَ فِي تَوْو۪يلَ هَذَا عَنِ الْمُتَقَدِّم۪ينَ Ulema-i Mütekaddiminden bu ayet-i kerimenin tevilinde rivayet edildi. Ma bir hadis ki, قَدْ حَدَّسَنَا İbrahim ibn-i Merzuk, قَالَ حَدَّسَنَا Ebu Asim, عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ibn-i Müslim, عَنْ سَعِيدِ ibn-i Cübeyr, عَنْ ibn-i Abbas'ın, قَالْ سَوَاءُنِ الْعَاكِفُ ف۪يهِ وَالْبَالِ Böyle rivayet edildi, böyle dediler. سَوَاءُنْ مُسَاوِيدِ الْعَاكِفُ ف۪يهِ وَالْبَالِ Ve قَالَ buyurdu ki, خَلْقُ اللّٰهِ ف۪يهِ سَوَى Bunun manası bütün mahlukat orada müsavidir. Bunun manası budur. Bu da Mescid-i Haram'a mahsustur. Mekke'nin diğer evlerine değil. حَدَّسَنَا İbrahim ibn-i Merzuk قَالَ حَدَّسَنَا Ebu Huzeyfe قَالَ حَدَّسَنَا Süfyan اَنْ اَبِي حُسَيْنِ قَالَ اَرَدْ وَنَا اَعْتَكِفْ Ben itikaf murad eyledim. فَسَأَلْتُ سَعِيدَ ibn-i Cübeyr Ben Sa'id ibn-i Cübeyr'e sordum. وَاَنَا بِمَكَّ Ben Mekke'deydim ki ben itikafa gireceğim. Fekale dedi ki ente akif, sen evinde de akifsin. Yani mescide gitmeye lüzum yok ki. Akif demek nedir burada? Yani Mekkeli demek. Ente akif, sümme kara sevâenil akifu fîhî vel bâd. Mescid-i haramda akif, yani yerlisi, Mekke'nin yerlisi. Bâdi de dışarıdan gelen bedevi. Sen akiflerdensin dedi. Haddesene ibn-i Davud, kâle haddesene Müseddet, kâle haddesene Yahya ibn-i Sa'id en Abdülmelik, عن أتى قال سواء العاكف في والباد بو قال الناس في البيت سواء بيت الله دا هبس ناس مساويدر ليس أحد أحق به من أحد bir kimse bir kimseden daha ziyade hak sahibi değildir. Herkesin hakkı müsavidir. فَسَبَتَ بِذَٰلِكِ İşte bu rivayetlerle sabit oldu ki اَنَّهُ اِنَّمَا قَسَدَ بِذَٰلِكِ Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu müsavatla kastetti. İlel beyti Kabe'ye. Kabe'de herkesin hakkı müsavidir. Kabe birisinin olsun da ötekinin olmasın. Herkesin hakkı müsavidir. Ev ilel mescidil haram. Yahut da onun etrafındaki mescitte, mescidi haramda herkesin hakkı müsavidir. Kasıt budur. La ila sairi Mekke. Mekke'nin diğer evlerine değildir. Diğer evlerinde herkes hak sahibidir. Buna delalet etti. Ve hâda kavlu Ebi Yusuf. Ebi Yusuf'un kavli de budur. Rahmetullahi aleyh. İmam Ebu Yusuf da bunu dedi ki, yani müsavat Kabe'de herkesin hukuku müsavidir, Mescid-i Haram'da herkesin hukuku müsavidir. Ama Mekke'nin evlerinde milk olabilir, vereselere kalır, satılır, alınır. İmam Ebu Yusuf'un kavli bu. Ama İmam-ı Azam da tecviz etmiyor. Fakat nasıl da İmam Ebu Yusuf'un kavliyle amel ediyor. İmam-ı Azam'ın kavliyle değil. Evler alınır, satılır, verilir, icariye verilir, evet. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.